Performans sanatı hem eğlenceli hem de ilgi çekicidir. Çünkü sessiz, düşünsel bir mesafede durmak yerine halkın günlük yaşamına girer. Üstelik estetikmiş gibi yapmaz. Müzelere girmek gibi bir hevesi de yoktur der Donald Caspit, Sanatın Sonu adlı kitabında. Nam June Paik, 1965 tarihinde New York'ta Papa'nın 5. caddeden geçişini kaydeder. Cafe Goa Go'da gösterilen bu çalışma, video sanatı açısından bir milattır. Paik'a göre, nasıl kolaj tekniği yağlı boyanın yerine geçtiyse, katot ışını tüpü de tuvalin yerine geçmiştir. Video sanatını, performansı, dansı, tiyatroyu, teknolojiyi, müziği, bilimi bir arada ele almasıyla interdisipliner bir sanat yapma pratiği olarak düşünmek gerekir. 1960'larda başlayan video sanatının günümüzde bilgisayarlar ve yapay zeka ile farklı bir boyut kazandığı görülüyor. Ancak sanat yapma yönteminin her geçen gün değişmesine rağmen Jacques Rancière'nin de söylediği gibi görüntü düşünceli olmaktan kolay kolay vazgeçmeyecektir. 1960'ların başında çok erişilebilir, kolay bir mecra olması tabii çok cezbediyordu video art çoğu sanatçıyı. Ama özellikle şunu söylemem gerekir, fotoğraf da çok yaygınlaştığında ilk ona sahip çıkan kadın sanatçılar ve farklı etnisitede olan sanatçılar. Video da aynı şekilde geleneksel sanat alanlarında, geleneksel sanat mekanlarında çok ortam bulamamış sanatçıların ya da daha kolaylıkla bu adapte olmasına ve uygulamasına sebep oldu. Ya da hani hızlıca üretmek, çoğaltmak, çoğalmak anlamında daha çok kadın sanatçıların, özellikle performans yapan kadın sanatçıların kendilerini belgelemek, farklı etse de farklı renklerde sanatçıların da sahip çıktığı bir mecra olmuştur video sanatı.